şiirde geçen ifadesiyle "andım yine seni, her şey yadımdan silindi" diyor ya, bu hikaye onu anınca yadımızdan her şeyin silinmesinin hikayesidir. Mekke'de geçer ama asr-ı saadetten bir hikaye değildir. Kendi dönemimizden bir hikayedir. Nur Dağı'na doğru bir yolculuk. Nur Dağı, İslam'ın ışığının yandığı, Efendimiz'e ilk vahyin geldiği yer. Orada bir mağara vardır. Gerçi Efendimiz'in bulunduğu bir mekana mağara demek de terbiyesizlik olur. Oraya saray demek lazım ya da daha uygun bir kelime bulmak lazım. Aşağı yukarı bu vakitlerdir. Hava ısınmadan oraya çıkacaklardır. Orayı ziyaret edip sonra geri döneceklerdir. Mekke'dir, sıcaktır. Dolayısıyla hemen hava ısınmadan otele dönüp klimayı açıp yatmaları gerekir. Oraya bile gidince insan yorulabiliyor, ne acı. Nur Dağı'na ulaşırlar. Nur Dağı'nın eteklerinde yukarı doğru çıkarken, bugün gidenler bilirler, basamaklar vardır. Çok düzgün bir merdiven olmasa da basamaklar vardır. Orada bir teyze dikkatlerini çeker. Önlerinde giden topluluğun en gerisinde kalmış bir teyze. Çok kısa sürede ulaşırlar teyzenin yanına. Çünkü teyze bir adım atıyor, ikinci adım atıyor, bir basamak çıkıyor. Çıktığı basamakta elini beline yaslıyor, derin nefes alıyor. Sonra bir adım daha atıp ikinci basamağa çıkıyor. Ve Nur Dağı'nın tepesine kadar ulaşması çok uzun zaman alacak. İki arkadaş teyzeye yardım etmek isterler. İki genç arkadaş. "Teyze yardımcı olalım, zor çıkıyorsunuz" derler. "Allah razı olsun yavrum, siz çıkın. Ben yavaş yavaş gelirim" der. "Teyze yardım etseydik..." "Yok evladım, siz çıkın, ben yavaş yavaş gelirim, Allah razı olsun" der. Çıkar iki arkadaş yukarı doğru, iki genç arkadaş. Epey bir yukarı çıktıktan sonra dönüp bir geriye bakarlar. O teyze hala çok aşağılarda, yavaş yavaş, adım adım, zorlanarak, nefes nefese yukarı çıkmaya çalışıyordur. Derler ki galiba bizden utandı, galiba çekindi, olabilir. Hadi gidelim tekrar bir rica edelim. Dönerler teyzenin yanına. "Teyze, bak biz senin evladın yaşındayız, oğlun sayılırız. Girelim koluna, yardım edelim. Sen de biraz daha çabuk tepeye ulaşırsın." "Yok oğlum" der, "siz devam edin, ben çıkarım. Ama teyze bak, aklımız sende kalıyor. Bak içimize sinmiyor bu durum. Lütfen yardımcı olalım." "Yok evladım, siz devam edin, ben gelirim yavaş yavaş." Arkadaşlardan birisi teyzenin utandığını, çekindiğini düşünerek biraz da girişken bir şekilde teyzenin koluna girer. Teyze kolunu çeker. "Bırak oğlum" der kolunu. "Ben yavaş yavaş gelirim." Ve bakar ki arkadaşlar ısrarlarından vazgeçmiyorlar. Söylemeyeceği şeyi söyler. Demeyeceğini der. "Oğlum, ben yorulduğum için, ihtiyar olduğum için böyle yavaş çıkmıyorum. Olur da ayağım Efendimizin ayağının değdiği bir yere denk gelir diye her adımda bir duruyorum. Her basamakta bir duruyorum. Ona salavat okuyorum. Koca bir dağdan bahsediyoruz. Milyon adımlık bir dağdan bahsediyoruz. Milyonda bir ihtimal için 70 küsur yaşında bir kadın, Anadolu'nun bir teyzesi, olur da ayağı Efendimizin ayağının değdiği bir yere denk gelir ümidiyle orada duruyor, bir salavat gönderiyor. Onu anmış, her şey yadından silinmiş. İhtiyarlık, yorgunluk, dağın sarklığı, havanın sıcaklığı, oruç, susuzluk, unutmuş her şeyi. Efendimiz'i anınca yollar açılır. Efendimiz'i anınca ihtiyarlık unutulur, gençleşir. Ve iki arkadaş hiçbir şey demeden dönerler, tepeye doğru yürümeye başlarlar. Akıllarından geçen soru şudur: biz mi gençiz, o mu? O mu ihtiyar, biz mi ihtiyarız? Hangimiz daha yorgunuz? Efendimiz yolları güzelleştirir. Efendimizin adını duyurmak için, onun adı güneşin doğup battığı her yerde duyulsun diye sarp yokuşlara, çöllere, aşılmaz yollara yürüyenler için de yollar güzelleşir. Tıpkı Yavuz Sultan Selim'in çölü geçmesi gibi. O da başka bir hikayenin konusu. Onu analım, her şey yadımızdan silinsin ve yadımıza hep o düşsün diye ümit ediyorum.